Efendim hepinize iyi akşamlar. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi ortak yayınından günün yorumu ve günün öne çıkan başlıkları ve aynı zamanda haberleri sunuyoruz. Kanal İzmir TV'de haberler ve yorumlar başlıyor. Efendim özellikle dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilgili saçma sapan sözleri ortalığı gerdi. Putin ile Erdoğan'ın Afrika'da görüşmesini Amerika Birleşik Devletleri kıskandı. Kıskanç Trump, özellikle Hristiyan evangelistlerin dürtüsüyle Papaz Branson'un, yani İzmir'de bulunan Branson'un hain, FETÖ'ye destek veren, PKK'ya destek veren Papaz Ray Branson'un mahkeme kararıyla kelepçe takılarak ev hapsine alınması Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı saldırılarından birisi oldu. İran'la uğraşmak istedi, başarılı olamadı. Türkiye'ye yöneldi. Gerginlik yaratmak istiyorlar bu coğrafyada ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkeleri gezisinde, Rusya lideri Vladimir Putin'le buluşmasında, konuşmasında ve birçok konularda ortak stratejik çalışmalar yapma konusunda anlaşmalarını baltalamak için tuttu. Rahip Branson üzerinden Türk yargısını bir kenara koyarak derhal serbest kalınması olmadığı takdirde, serbest kalınmadığı takdirde Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulayacağından bahsetti Donald Trump. Türkiye de bunu yemedi. En yüksek perdeden Cumhurbaşkanı, yani Başkan Yardımcısı tarafından ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından şiddetle, sert bir tepkiyle Türkiye'nin bir yargı hukuku, yani hukuk devleti olduğunu, yargıya müdahale edilemeyeceğini altını çizdiler. Tabii ki gelişmeler devam ediyor bu konuyla ilgili. Amerikan Washington Post gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Erdoğan ile yaptığı görüşmede Rahip Branson'un serbest bırakılması için anlaşmaya vardığını düşündüğünü ve bu anlaşmanın bir parçası olarak 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını istediğini iddia etti. Herse konuşan İsrailli bir yetkili olayı doğrularken isminin yayınlanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise Türkler el yükseltti ifadesini kullandı. Yani Türkler el yükseltti derken elin üstünde diye bir oyun vardı biliyorsunuz. Ve bu oyunda en üstte olan el Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri bu konuda gol yediğini söylemeye çalışmışlar. Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in başbakanı ve özellikle kendi bölgesinde Filistinli vatandaşlara kan kusturan ve eylemleriyle Büyük İsrail hayaliyle özellikle bölgede kurmaya çalıştıkları Büyük İsrail devletiyle, Büyük Orta Doğu projesiyle, Hristiyan evangelistlerin desteğiyle, Yahudi lobisiyle, Ermeni lobisiyle ve onların temsilcisi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir şeyler yapmak istiyorlar. Özellikle Rusya Devlet Başkanı ve Erdoğan'ın bir arada olmasının getirmiş olduğu kıskançlık, fesatlık ve bu doğrultuda baktığımız zaman da Türkiye'ye nasıl yaptırım yaparız, nasıl Rahip Branson'u bıraktırır şekliyle harekette başarılı olabiliriz. Belki Türkiye'ye bunu kabul ettirirsek başka konuları da kabul ettiririz. Madem Türkiye bunu yapmıyor, F-35 uçaklarıyla ilgili anlaşmayı askıya alıyoruz, teslim etmiyoruz. Finans çevrelerinde bu konuda Türkiye'li kredi anlaşmalarını durdurmalarını istiyoruz şekliyle açıklamalar uygulamaya geçmiş vaziyette. Şöyle baktığımız zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hareketi kabul görmedi. Çok enteresan hareketlerdi bunlar ve Türkiye bu konuda tepkilerini vermeye devam ediyor. Şöyle bakalım tekrar. İsrail'e baktığımız zaman özellikle biraz evvel bahsedilen İsrail'le takas konusunda Türkiye İsrail'le takas haberini yalanladı. Trump boşa çıktı. Yani Türkiye'ye iftira atmak istiyorlar. Diyorlar ki Brüksel'de Başkan Donald Trump ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir anlaşmaya vardı. Ve bu anlaşmanın bir parçası olarak 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapılan görüşmede Ebru Özkan'ın tutuklu bulunan İsrail'de Ebru Özkan'ın serbest bırakılması gündemde dendi. Ama Türkiye İsrail'le takas haberinin yalan olduğunu söyledi. Trump'ın iddiaları da boşa çıktı. Anadolu Ajansı'na konuşan Türk yetkili İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrei Branson'un serbest bırakılmasına yönelik
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında anlaşma yapıldığına dair yönelik haberler tamamen asılsızdır dedi. Bu konuda Türkiye reddetti. Bu konuda bir İsrail ile Türkiye'nin anlaşma yapmadığını, Ebru Özkan'ın tutukluluğunun bırakılması, serbest kalması ve casus, Türkiye'de casusluk hareketi yapan casus Branson'un serbest bırakılması konusunun saçma olduğundan bahsetti. Evet, devam edelim isterseniz diğer haberlere. Efendim, şimdi size bir video izleteceğim. Ağzınız açık kalacak. Pes diyeceksiniz. Pes, pes. Ve sonra da dikkat edelim bundan sonra diyeceksiniz. Emekli bir albay. Arabasıyla gidiyor. Karşıdan geliyor bir araba. Yol vermiyorlar. Alıyorlar ellerine sopayı. Albayı dövmek istiyorlar. Albay ilk önce ikaz için yere ateş açıyor. Olmadı. Özellikle menfi müdafası için şahsı vuruyor. Burada kim haklı, kim haksız? Ama ibretlik bir video izleyelim. Efendim, gördünüz değil mi? Emekli albay kendisine saldıran iki kişi durduramayınca, yere ateş açtı. Durmayınca birisini omuzundan vurdu. Albay iyi nişancıydı. Yere ateş etti. Olmadı. Omuzdan vurdu. Hani kazara acemi birisi ateş etseydi belki kafadan, alnının ortasından vururdu. Bereket versin. Bir ölü yok ama yaralı var. Burası tabii ki Foça, gördüğümüz kadarıyla albay tutuklanmış. Albay tutuklanmış ama tabii ki nöbetçi mahkemeye çıkarılacak. Nöbetçi mahkeme gerekli gördüğü şekilde ya tutuklu olarak bulunduracak. Çünkü taşıma ruhsatı var albayların, emekli albayların. Belki de nefsi müdafaa yaptığı için ne yapacak? Serbest bırakılacak belki de, ama gördüğümüz kadarıyla karşıdaki kişilerin, özellikle baktığımız zaman albay yolunda ilerliyor, diğerleri önüne kırmış ve kafa tutuyorlar. Beyzbol sopalarıyla saldırmaya çalışıyorlar. İkisi de albayı dövecekti. Adamın nasıl beyzbol sopasını sallarken omuzundan vurulduğunda gördük. Dikkat edelim. Özellikle bilmediğiniz, tanımadığınız ve güvenlik olmayan yerlerde, böyle kırsal bir alan, denizin kenarı, çok güzel geçelim dersiniz ama orada içki içen, uyuşturucu alan insanlar olabilir. Saldırmak isterler, gasp yapmak isterler, hırsızlık yapmak isterler, tecavüz yapmak isterler. Her türlü pisliğin olduğu noktalarda var. Foça Belediyesi özellikle o çevrede, deniz kenarında böyle bağımsız bir şekilde, ki herkes belki alkol alıyordur ama bu tip insanlarda özellikle emniyetin ve jandarmanın, özellikle jandarma bölgesi çok kontrollü olması gerekiyor. Enteresan bir video, buradan da izlemiş olduk. Efendim, devam ediyoruz. Şöyle baktığımız zaman Erol Kılıç, ünlü yönetmen, diyor ki Rıdvan Bey, Balıkesir'den selam. Şu an Balıkesir yağmura teslim oldu. Yağmurdan gidemeyen araçlar yol kenarında bekliyor. Trafik felç oldu. İyi yayınlar diyor. Yani Balıkesir'de öyle bir yağmur varmış ki araçlar çekmiş sağ tarafa, yağmurun yağmasını bekliyorlar. İnşallah yüksek bir yere çekmişsinizdir. Böyle derelerin kenarına çekip de birden yağmurda, selde, inşallah kötü haber olmasın. Ergün Gültren, merhaba, iyi yayınlar diliyorum Rıdvan Bey demiş, çok teşekkür ederim. Fatma Akgün, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Evet, devam ediyoruz. Efendim, Kılıçdaroğlu'na tepki. Kılıçdaroğlu tepki veriyor. Kılıçdaroğlu'na demeyelim artık. Artık Kılıçdaroğlu'na tepki var ya, aklımızda kalmış, Kılıçdaroğlu'na tepki diyoruz. Aslında Kılıçdaroğlu bir tepki veriyor. Kime? Dünyaya Deccal olarak indirilmiş Donald Trump'a.
Trump'ın mesajlarını asla kabul edilemez olarak değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi lideri şunları dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez diyor Kılıçdaroğlu. Aferin be Kılıçdaroğlu'na. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemize yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık demiş. Yani Trump'ı eleştirirken de kalkıp da hükümete vurmanın bir anlamı yok. Hükümet de burada duruşu belli zaten. Yani aslında ben niye muhalefet partilerinin özellikle farklı enstrümanlarla, argümanlarla girmediği konusunda endişeliyim. Kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi, yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Tabii ki hükümetin, ana muhalefet partisi, hükümetin yapamadıklarını, yapılır hale nasıl geleceğini anlatmalı. İktidara geldikleri zaman işte sağlık, ekonomi, eğitim vesaire her konuda hangi projeleri hayata geçirecekleri konusunda iddialı projeler, çalışmalar ve vizibiliteler hazırlamalı. Ama devamlı hükümete muhalefet yapma politikasıyla iktidara nasıl gelinir merak ediyorum. Yani üretmek de lazım biraz, öyle değil mi? Bakınız ne dedik? Ne güzel Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki vermiş, bravo dedik. Ama tam nasıl da birleştirdiniz? Onu anlamadık şeyle, Trump'la Erdoğan'ın hukuksuzluğunu, yargısızlığını, tek adam rejimini. Buna Türkiye Cumhuriyeti'nde %52.6 oyla Türkiye vatandaşı, insanlar oy vermedi mi? Demokratik bir seçim değil mi? Erdoğan kazanmayıp da Millet İttifakı'nın toplamından elde edilecek bir oyla %50.1 olsaydı, başka biri kazansaydı, bu demokratik olmayacak mıydı? Olacaktı. Onun için germeye gerek yok. Yani muhalefet partileri icraatlarını ortaya koyması lazım. Aynı şekilde Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olsaydı, aynı şekilde AK Parti söyleseydi, aynısını onu da söyleyecektik. Yani ben gergin bir Türkiye istemiyorum politikada, ekonomide, siyasette. Alternatifler üretilmesi lazım devamlı. Ülkenin ileriye gitmesi için, Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler seviyelerinin üzerine çıkarmak için iktidarı da, muhalefeti de çok etkin projeler hazırlaması lazım. Yani kuru kuru şeyler artık yormaya başladı beni. Her gün Cumhuriyet Halk Partisi, her gün İyi Parti, her gün olumsuzluk. Yani ben de yeter diyecek konuma geliyorum yavaş yavaş. Evet, devam ediyoruz. Efendim, Hollanda'da bir okul. Hollanda'nın Amsterdam Belediyesi semt sakinlerinin tepkilerine rağmen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda öğrenci kaybederek normal şartlarda bu yıl kapanması gereken Fethullahçı terör örgütüne, FETÖ'ye bağlı okulu geçici yer ve alan tahsis ederek ayakta tutuyor. Bunu Hollanda hükümeti yapıyor. Hani Hollanda'nın sömürgeciliği, Hollanda'nın terör devleti olduğu, terör sevici olduğu, teröristleri bünyesine barındıran Hollanda. Amsterdam kentindeki FETÖ'ye bağlı okulun, ilkokulun azalan öğrenci sayısı nedeniyle bu yıl kapanması gerekirken, belediye resmi rakamlara göre sadece 103 öğrencisi olan okula yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli geçici bir bina tahsis etti. Amsterdam Belediyesi, Türkiye'deki siyasi sebepler gerekçesiyle okulun kalıcı olması için gereken 195 öğrenci norm sayısına ulaşması için 2022'ye kadar süre tanıdı. Duruma tepki gösteren Semt Sakinleri Derneği, okulun eğitimsiz hayatına devam etmesinin gereksiz olduğu ve okul için tahsis edilen geçici bina ve alanın çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle geçen hafta belediyeyi mahkemeye verdi. Söz konusu okul, darbe girişimi sonrası çocuklarını okuldan alan velileri tehdit ederek çocuklarını siyasi sebepler nedeniyle okuldan aldıklarına dair bir dilekçe doldurmaya zorladı. Video var, bir izleyelim isterseniz haberi.
karşı. Çünkü onlara hiç sorulmadan bu büyütme yapılmış ve mahkemeye kadar taşımışlar bu olayı. Bu genişlemeden bu Headbraid hem sakinleri çok rahatsız oldu. Çünkü hem görüş alanlarını kapatıyordu ve hem buluştukları yaşlılarımızı, bu semtteki yaşlılarımızın buluşma noktasını işgal etmiş durumdaydı. 103 öğrenci bulunmakta resmi kayıtlara göre bu okulda. Ama bizim gözlemlediğimize göre bu sayı 60 ve 70 öğrenciyi geçmiyor. Müdüre gittim. Müdüre dedim ki ben çocuğumu almak istiyorum. İki çocuğumu da almak istiyorum bu okuldan. Baskı kurarak politik nedenlerden dolayı oraya yazıp ve imzamı verip ona vermemi istedi. Ben de onu kabul etmedim. Ama bazı kişiler, mahalle sakinleri ya dili bilmedikleri için ya da o baskıya maruz kaldıkları için bunu maalesef kabul ettiler. Hain FETÖ'yü gördünüz. Dünyanın tüm ülkelerinde örgütlenmiş. Özellikle Avrupalı ülkeler FETÖ'nün kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde özellikle Siyonist haşiş seferi için organize ettikleri, 200'e yakın ülkede okulları kurdukları ve özellikle İslam diniyle ilgili farklı bir bakış açısı getirmek için Mehdi olarak özellikle dünyaya gelen birisi olarak algı yaratmaya çalıştıkları bir ortamda açılan okullarda özellikle okuyan öğrencilerin, çocukların bu Fethullah Gülen teröristinin okullarında ona biat edecek şekilde eğitim verdiği ortaya çıktı. Tüm ülkelerde FETÖ okulları kapanırken Hollanda öğrenci olmamasına rağmen okulları hala açık tutmaya ve kontenjan ayırmaya çalışıyor. Amsterdam sakinleri de bu konuya tepki veriyorlar. Yani öğrenci yok, kapatılsın, niye ayakta tutuyorsunuz diyorlar. Ama bunların hesapları başka. Bunlar şimdi 3-5 yıl bekleyip daha sonra hani Türkiye'de özellikle FETÖ'ye büyük darbe indiren Türkiye Cumhuriyeti'nin belki Cumhurbaşkanı olmaz Türkiye'nin başına da bizde yeni bir yönetim gelir, belki bize yakın birisi gelir, biz de devam ederiz, destek alırız gibi bu tip hayaller peşinde koşan hainler, kısaca vatan hainleri var. FETÖ'ye özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'da tutan zihniyet, Donald Trump zihniyeti, Amerika Birleşik Devletleri CIA ve Pentagon'u, derin Amerika Birleşik Devletleri devleti, derin devleti ve aynı zamanda da Rothschild ailesi ve Rockefeller ailesinin özellikle Hristiyan evangelistlerin desteğiyle, Yahudi lobisiyle, Ermeni lobisiyle Türkiye'ye karşı bir bakış açısı oluşturmak için ülkelerde FETÖ okullarını tutmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti özellikle bu konuya pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'ya gitti. Afrika'da özellikle Afrika ülkelerinde FETÖ okullarının kapatılması ve Muharif Vakfı'na devredilmesi için çaba sarf etti ve birçok okullarda devredildi. Ama Donald Trump'la ilgili özellikle Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili söylemiş olduğu sözler ve yaptırımla ilgili tehditleri, Putin'le yapmış olduğu görüşmeler Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni kıskandırdı. İran, Rusya ve Türkiye üçgeninde bu üç ülkenin Suriye üzerindeki etkinliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısızlığı, nasıl Türkiye'den intikam alabilirim, ne yapabiliriz de bu işi çözebiliriz de getiriyor. Bununla başarılı olacaklar mı? Olamayacaklar mı? Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım İzmir'den bir açıklama yaptı. İzleyelim. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan, başı olan FETÖ'nün Amerika'da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır. Amerika bir hukuk devleti ise Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz artık bu ucuz
tehdit lisanını Amerika'nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak? 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir. Teşekkür ederim. Seçim öncesi tabii bu konu yoğun bir şekilde kamuoyunda gündeme geldi. Biz de o dönemde buna Sayın Cumhurbaşkanımız biz kayıtsız kalmadık ve seçim sonrası yapacağımız öncelikle işler arasında bu konu olacak dedik ve nihayet meclis yeni yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı, daha böyle kısmi çözümler üreten bir düzenleme yerine orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bunun üzerinde meclisimiz kafa yoracak ve ilgili kurumlarla, birimlerle de koordinasyon yaparak bu konuyu artık bir daha kamuoyunun gündemine gelmeyecek şekilde çözecektir. Zira 5,5 milyonun üzerinde askerlik çağına gelmiş genç vatandaşlarımız var. Bunların geleceğine yönelik plan yapmalar lazım, karar vermeler lazım. Bunun için de önlerini görmeler lazım. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tabii komşumuz Yunanistan son günlerde bazı sıkıntılar içerisinde, bir yangın felaketi ve hayatını kaybeden insanlar var, yaralılar var, mağdurlar var, daha sonra sel felaketi. Dolayısıyla Yunan halkına, komşu Türk halkının üzüntülerini ve ölenlere başsağlığı mesajını iletiyoruz. Bu zor günlerde acılarını paylaşıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım. Bugün İzmir'deydi. İzmir'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduktan sonra bir dizi ziyaretlerde bulundu. İkinci ana jet üssüne gitti. Ve şu önümüzdeki 1-2 saat içerisinde Kaya Termal Otel'de, Balçova'da özellikle tebrikleri kabul edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmasıyla birlikte hemen ardından da 9 Eylül Üniversitesi'nin kuruluş yıl dönümüne etkinliğine katılacak. Tabii ki 9 Eylül Üniversitesi'nde tecrübeli rektör Nükhet Otar'ın rektör olarak atanmasından sonra üniversitede çok güzel çalışmaların gündeme geleceği bahsedildi. Serkan Odaman Atmer Genel Müdürü ve Profesör Doktor Serkan Odaman da yaklaşık 90 dakika yaptığımız programda da Nükhet Otar'ın 9 Eylül Üniversitesi için iyi bir seçim olduğundan bahsetmişti. Bundan bir saat önce yaptığımız televizyon programında. Şöyle baktığımız zaman da Binali Yıldırım yapmış olduğu açıklamada Donald Trump'ın özellikle Türkiye'yi tehdit etmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin faili olan, başı olan FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pennsylvania'da ve devletin her yerinde elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan muhafaza edildiğini unutmamalıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde bu hainin Türkiye'yi işgal etme ve bölme hedefleri olan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ettiği ve 40 yıla yakın bir süredir Türkiye içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri, eğitim kurumları, emniyet teşkilatı ve tüm devlet kurumlarına sızma hareketinin gerçekleştirdiği, kozmik odaya bile sızdıkları ortadadır. Amerika Birleşik Devletleri hukuk devleti ise Türkiye'de hukuk devlettir. Dolayısıyla hukuk kararına
saygı göstermek durumundadır Amerika Birleşik Devletleri. Bizim tavsiyemiz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ucuz tehdit lisanını bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, bunun yollarına bakması lazım, dedi Binali Yıldırım. Binali Yıldırım bu konuda haklı. Yani şöyle baktığımız zaman hakikaten Trump'ın söyledikleri ve tehditleri yenilecek, içilecek gibi değil. Aslında ver papazı, al papazı. Ver kardeşim papazı. Kim papaz? Fethullah Gülen teröristi. Ver onu, al ransonu. Ülkeler arasında tutukluların iadesi hakkında veya suçluların iadesi, tutuklu demeyelim. Çünkü orada tutuklu değil Fethullah Gülen teröristi. Siyasilerin ve özellikle karşılıklı bir şekilde suçluların iadesiyle ilgili anlaşma yok mu Amerika'da? Var. Ama dünyayı böyle şekillendiren Amerika Birleşik Devletleri, batılı ülkeler gibi bunların Türkiye'deki kendilerine yakın olan isimleri isteme konusunda marifetli. Almanya'da Deniz Yücel'i istemişti, gazeteci aldı onu. Ama yargı karar verdi de gitti. Şimdi yargı karar verdi, ayağına şeyi taktılar, elektronik kelepçeyi taktılar, ev hapsi verdiler. Branson'a, Andre Branson'a, rahibe, papaza, casusa, kim derseniz deyin artık. Amerika buna itiraz ediyor. Ne olacak? Daha bitmedi. Daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir açıklaması gelecek önümüzdeki dakikalarda mutlaka. Efendim, gelelim Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Mustafa Erdoğan'a. Diyor ki, FETÖ Amerika kaynaklı Siyonist bir projedir. Doğru, bravo. 15 Temmuz bitmemiştir. Hakikaten de bitmemiştir. Doğru tespit. Dikkatli olmak lazım. Tedbirli olmak mecburiyetindeyiz. FETÖ'nün arkasındaki lobi asla vazgeçmez diyor. Yani şunu demek istiyor. Nasıl Yahudi lobisi varsa, nasıl Ermeni lobisi varsa, nasıl böyle faiz lobisi varsa, bir de FETÖ lobisi var. Bu lobinin arkasında, lobinin arkasında onlarca ülke var demeye getirmiş Mustafa Erdoğan. Evet, devam ediyoruz. Filiz Coşküner Özbay benim söylediklerimi aynen öyle demiş. Aynen öyle. Bakın şu haine. Bak mesela görüntüleri var mı bu şeyin? Hain terörist diyelim, casus. Andre Branson'un var mı ev hapsiyle ilgili görüntüsü? Varsa bir verelim isterseniz. Ondan sonra bir izleyelim bakalım. Bu hain nasıl getirilmiş evine? Eşi kapılar açıyor. 40-50 yıllık bir binada o binaya giriş yapıyor. Dikkat çekmesin diye çok fakir bir görüntü veriyorlar. Aslında milyar dolarları Türkiye'ye diz çöktürmek için harcayan Amerika Birleşik Devletleri burada farklı bir boyut veriyor. Bakın izleyin. Gördünüz, bu şahıs var ya, ayağına kelepçe takılan şahıs, aslında 15 Temmuz'u hazırlayan, senaryo yapanlardan bir beyin takımı. Türkiye'ye gönderilmiş, rahip olarak gönderilmiş, papaz olarak gönderilmiş, kilisede görevlendirilmiş. Zaten ya din adamları ya da gazeteciler. Bunlar ülkelerde casusluk yapar. Belki bizim de vardır ama biz o kadar saçma sapan gazeteci veya şey gönderecek halimiz yok. Biz gönderirsek aslanlar gibi casusları onların kalbine, ruhuna ineriz. Ve önümüzdeki günlerde zaten paket sistemine geçiyoruz. Zaten paketleyerek tek tek Türkiye'ye getirmeye başladık. Evet, bu konuda özellikle bu hainin bu konuda nasıl yakalandığı, nasıl Amerika Birleşik Devletleri kurtarmak için çaba sarf ettiği, aslında Trump'ın falan ilgisini çekmiyor. Hristiyan evangelistler baskı kuruyor. Anlatabiliyor muyum? İstiyoruz da istiyoruz. Bizim adamımız bu kara kutu konuşursa Türkiye'deki yapılanmayla ilgili Amerika Birleşik Devletleri zor durumda kalacak. Onun için bu kara kutunun Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesini istiyorlar. Ve Türkiye'de bunu yedi. Gelelim
başka bir konuşmaya, başka bir görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili görüşme gerçekleştirdi özellikle Afrika'da. Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki her türlü dayanışmanın birilerini gerçekten kıskandırdığını söyledi. Yani kıskansınlar dedi. Oğlan güzel, kız güzel, alışveriş güzel. İzleyelim. Türkiye, Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari bütün alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette. Да, между нашими странами, между Турцией и Россией во всех областях, это касается как и военной, так и торговой, так и культурной, так и туристической сферы, одним словом, во всех сферах наши двусторонние отношения развиваются очень. Malum aramızda bir 100 milyon dolar hedefi var. Да, мы у нас между нашими странами есть такой стандартный торговый оборот. Bu gidişte bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum. Я верю, что мы достигнем этой задачи. Çünkü bu konuda bir inanmışlığımız var. Потому что мы верим в это. Turizmde gayet güzel gelişmeler söz konusu. В туристическом секторе есть хорошее развитие событий. Öyle zannediyorum ki bu yıl hakikaten bir 6 milyon gibi bir turist noktasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 миллионов российских туристов. Bütün bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor. Но с другой стороны мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к тому, что приводит к зависти со стороны других лиц. Спасибо. Ресторан обещали пригласить. Beni restorana davet edecektiniz hani. Да, но мы договорились, что когда вы мясную продукцию нашу пустите на рынок, когда в ресторане будут мясные блюда из России, румянцы, да? Ama şu konuda anlaşmıştık. Hani bizim et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz, o zaman bu restoranda Rus mahalle et ürünleri olacak. Geliriz. Ben de memnuniyetle sizleri öncelikle beklerim. Я знаю, что вы удовольствием кубинзать вас. Спасибо. Yani bundan dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur. Fazla geciktirmeyin. Tamam. Görüş. Efendim, Donald Trump'ın kıskançlığını gördünüz değil mi? Rusya ile Türkiye bir araya gelmiş, tüm heyet böyle. Baktığım zaman Türkiye'de Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Savunma Bakanı, Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve tabii ki İbrahim Kalın ve tam böyle bürokratlarıyla, bakanlarıyla bir çıkartma yapılmış. Ama aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye'ye gerçekten önem veriyor. Türkiye ve Rusya'nın bir araya gelmesi ve yakınlaşmasını ben de destekliyorum. Tamamen hain Avrupa'ya, Türkiye'ye devamlı zarar veren, 40 yılı aşkın süredir kapısında bekleten Avrupa Birliği'ni almayan ve tüm terör örgütleri mensuplarını bağırlarında, koyunlarında hatta yatak odalarında bile yatıttıran Avrupa'daki özellikle terörist zihniyetin Türkiye'nin batıdan ziyade ki batıya karşı yönünü dönmüş vaziyette doğuya da yönünü dönmesini sağlıyor. Yani Türkiye kısaca diyor ki bizimle hangi devlet uğraşıyor ve bize neler yapmamamızı istiyorsa yapmamızı değil, yapmamamızı istiyorsa biz onu yaparsak hedefimize ulaşacağız diyor Türkiye. Bunu anlattık. Eğer bir ülke silah satmıyorsa Türkiye'ye demek ki silah almalıyız. Eğer silah satıyorlarsa kazık yiyoruz. Bunları düşünmek lazım. Filiz Coşküner Özbay bizim iadelerimizi önce versinler FETÖ başta olmak üzere diyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri versin papası, alsın papası. Yani
Bu şey iskambil kağıdı değil ki, ver kızı al papazı değil. Papazı ver papazı al. Yani eşit bir şekilde bunu gerçekleştirmiş olalım. Efendim İzmir'de bir albaya iki kişi saldırıyor. Ve albay silahını çekiyor. Dışın ateş ediyor. Kendisini koruyor. Burası Nevada değil. Burası Red Kit'in olduğu yer değil. Burası Texas'ta değil. Ama bana göre albay haklı. Bir izleyelim. Gördünüz, albay müdahale etti, kendisini dövmek isteyenlere karşı müdahale ederek işi bitirdi. Ne oldu? Ateş etti, kendisini kurtardı. Evet, gelelim İzmir'e. Efendim şimdi bugün iki telefon geldi bize. Dediler ki, ya bizim sokaklarımızı gösteriyorsunuz. Gerçekten burası Çiğli mi? Bornova mı? Buca mı? Yani bu tip sorular geldi. Dedik ki biz yanlış bir yer çekmeyiz. Sokak numarası verelim. Ondan sonra görüntülü aynen birebir örtüştürelim. Evet, İzmir dedik. Hangi ilçe? Şu ilçeler. Ve hayret ettiler. İzmir'de böyle bir şey olabilir mi ya dediler. Ve bakınız, İzmir'in sokakları çok enteresan. Şöyle birer dakikalık Çiğli, Bornova ve Buca. Pazartesi günü de özellikle bu zaten. Ardından diğer ilçeler gelmeye başlayacak. İzleyelim. Alışveriş yaptığı bir pazar yeri ne kadar sağlıklı, bu da soru işareti. Burada koku var, rahatsız oluyoruz. Onun için şey yapacağız. Şu anda zaten inanılmaz kötü bir koku var. Evet. Çok koku var, rahatsız oluyor. Dere var, bu çöp müfar atıyor, koku var. Rahatsız oluyoruz gerçekten. Sürekli burası böyle, zaten yukarısı pazar yeri galiba. Evet, burada pazar yeri, burada da çöp var, dere var, koku var. Rahatsız oluyoruz. Burayı acaba hani temizlemiyorlar mı böyle? Ya, yani pazar olduğu zaman çöpü götürüyorlar. Bir de burada çok sık sık temizlemiyor. Çöp kalıyor burada hep, koku var. Evet, burası bir kaldırım, bir yaya yolu. Vatandaş buradan araba geçtiğinde, çocuklar özellikle buradan araba geçtiğinde burayı kullanmak isteyecekler. Ancak buranın halini görüyorsunuz, içler acısı. Burası kazılmış ancak bu şekilde bırakılmış. Hiçbir yetkili gelip burada burayla ilgilenmemiş. Bu sokağın hali gerçekten içler acısı. İşte bir... Şu anda vatandaş burada çok sıkıntılı durumda. Araçlar içinde maddi hasar verebilecek boyutta. Ve onun dışında bu kazıklar, bu yolların bu durumu ciddi anlamda kazalara da sebebiyet verebilir. Bir aydan beri yol bozuk şurası. İz gaz geldi, bir yaptı burayı, bıraktı gitti böyle. Rezil oluyor. Arabalar, rahat takımları rezil oluyor ya. Bütün yollar böyle görünüyor. Evet. Bütün bu ara sokakların hepsine yaptılar ama böyle bıraktılar. Evet.
Kanal İzmir TV Buca sokaklarında. Burası Buca mı diyeceksiniz? Buca'nın caddeleri, bakımsız sokakları, toplanmayan çöpleri, halkın şikayetleri bu programda. Şikayetçiyim de elbette şikayetçiyim ya. Kim şikayetçi değil ki? Özellikle yukarıdan bir teyzemiz görüyorsunuz. Sorunlarını dile getiriyor. Buradan çöp kamyonlarının çok hızlı geçtiğini söylüyor. Buraya özellikle bariyer gibi bir şey yapılıp arabaların daha yavaş geçmesini sağlamak istiyorlar. Burada hiçbir şekilde çocuk parkı olmadığını dile getiriyor. Mahallenin sorunları çok büyük durumda. Şu anda Çiğli'nin Evka 2 mahallesindeyiz. Evka 2 mahallesinde bir sokaktayız, bir mahalledeyiz. Görüyorsunuz burası mahallenin bir ortası ve moloz yığını var. Etrafa baktığımız zaman kazılmış bir yer göremiyoruz. Muhtemelen başka bir yeri kazıp buraya gelip molozları dökmüşler. Çok kötü bir görüntü. Mahallenin tam ortasındayız şu anda. Bu molozların burada ne işi var? Evet, gördüğünüz gibi inanılmaz kötü bir görüntü var. Şu anda bir mahalle sakiniyle birlikteyiz. Efendim, bu sokaklar ne kadardır böyle? 6-7 aydır böyle efendim. Peki bu toz toprakta nasıl oturuyorsunuz? İşte oturuyoruz yani, günde bir kere suluyorlar yani belediye. Oturuluyor yani. Bir şekilde idare ediyoruz. Hani çok kötü bir durum şu anda. Bu çok kötü bir görüntü. Evet, kötü bir görüntü. Ha, fark edeyim mi? Yani bir araba geçiyor. Balkonlarımız toz toprak içinde yani. Belediyeye de gittik yani. Bir çözüm olmadı. Yani yetkililer de çözüm... Bir kere yani güçlendirme yaptılar şeyi. Elektrik güçlendirme dediler. Hadi o 3-4 ay öyle şey yaptı. Sonra doğalgaz şeyi, boruları değişti. Ondan Vatandaş Ne Diyor Buca bölümü 30 Temmuz Pazartesi günü saat 10'da Kanal İzmir TV'de. Kanal İzmir TV Buca sokaklarında. Burası Buca mı diyeceksiniz? Buca'nın caddeleri, bakımsız sokakları, toplanmayan çöpleri, halkın şikayetleri bu programda. Şikayetçiyim de elbette şikayetçiyim ya. Kim şikayetçi değil ki? Vatandaş Ne Diyor Buca bölümü 30 Temmuz Pazartesi günü saat 10'da Kanal İzmir TV'de. Evet, gördük İzmir'in sokaklarını, arka sokaklarını gördük. Efendim, hatta çimento fabrikaları var, her yere toza dumana katmış. Bornova'da hala çıkarmıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda çok sözler söyledik. Dedik ki bu çimento fabrikalarını atın, İzmir'in sokaklarına dalın, İzmir pırıl pırıl olsun. Çalışmıyor mu sizin bürokratlarınız dedik. Yani AK Partili özellikle milletvekillerinin, parti kurmaylarının dediği gibi efendim çalışanlarınız, bürokratlarınız becerikli mi, beceriksiz mi diye bir sormuyoruz. Diyoruz ki bürokratlarınızı çalıştırın, İzmir'in sokakları temiz olsun. Evet, bu gece kanlı ay tutulması var. 103 dakika kanlı ay tutulmasını izleyeceksiniz ve takip edin. Bulutlar yoksa izleyebileceksiniz, bulutlar varsa yapacak bir şey yok. Yurtta çeşitli yerlerde yağmurlar var. Havalar tabii ki bulutlu ve yağışlı. Dikkatli de olmak lazım. Yolda giderken yağmur yağdığı zaman bazen silecekler de yetişmeyebiliyor. Onun için de belki de durup bir kenarda yağmurun hızının geçmesini de beklemeniz gerekecek. Özellikle Balıkesir'de Erol Kılıç yönetmen diyor ki yolun kenarına çektik, bekliyoruz. Bekliyoruz diyor. Müthiş yağmur yağıyor Balıkesir'de diyor. İzmir'e de geliyor olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Efendim, bugün bu kadar. Yarın sabah günaydın Türkiye, günaydın İzmir'i Doktor Ahmet Gülçağ hazırlayıp sunacak. Tabii gün içerisinde ben diğer programlarla sizlere devam edeceğiz. Artı pazartesi günde sabah gazete manşetleri, hemen ardından ünlü cerrah Profesör Doktor
Ünal Aydın ve hemen ardından Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alparslan. Günün yorumları, konuklar devam edecek ve tabii ki Kanal İzmir Televizyonu'nu 24 saat izleyebileceksiniz. Beni şu anda Facebook'tan takip edenlere söylüyorum. Normal zamanlarda tüm programlarımızı kanalizmir.tv'den internet üzerinden girdiğiniz zaman 24 saat yayındayız. Ama Facebook'a da yayın bastığımız için sizler de buradan takip ediyorsunuz. Ve tabii ki programın sonuna geldik. Bana eşlik ettiniz. Yorumlarımızı yaptık, haberleri okuduk. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.